Evet, bugün 10 Kasım Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü aramızdan ayrılışının 84. yılındayız. Ebediyete 1938 yılında 10 Kasım 9.05'te intikal etmişti. Türkiye 84 yıldır büyüyen bir özlem ve derin bir saygıyla atayı anıyor. Tören, Anıtkabir'de tören saat 08.45'te Devlet Erkanı'nın Aslanlı Yoldan yürüyüşüyle başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanındaki kortejde Devlet Erkanı da yer alıyor. Thank you.
Evet, Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygıyla, özlemle ve minnetle anıyoruz diyelim ve programı başlatalım. Evet, bugün içeride ve dışarıda aslında fiyatlamalar neyi işaret ediyor? Hareketli günlerden geçiyoruz. Özellikle kripto varlıklar bir miktarda piyasalarda hareketi arttırmış gibi duruyor ve buradaki düşüş risk iştahını da düşürdü. Peki piyasa açılışı öncesi hangi başlıklar gündemde? Kripto para işlem platformu FXY'nin nakit sıkışıklığına düşmesinin ardından kripto varlıklar çöküş yaşadı ve bununla birlikte hisse senetlerinde ise özellikle risk iştahı olumsuz etkilenmeye devam ederken hisse senedindeki düşüşün ardından Asya'da bugün zayıf açıldı. ABD TÜFE verisi ise kritik ve Aralık ayındaki Fed'in faiz patikasını belirlemedeki önemli bir role sahip olan veri olduğunu söyleyelim. Mal enflasyonunda düşüş beklenirken özellikle bu anlamda hizmet enflasyonunda da pek de düşüşün beklendiği söylenemez. TÜFE verisi 16.30'da açıklanıyor olacak. Bloomberg anketine katılan 53 ekonomistin medyan beklentisi enflasyonun Eylül ayındaki %8,2 seviyesinden %7,9 seviyesine gerileyeceğine işaret ediyor. Bir diğer tarafta ise Rusya stratejik şehir Hersin'den geri çekiliyor. ABD Başkanı Biden ise seçimlerde demokratların beklentilerini aştıklarını vurguladı. ABD Kongresi ara dönem seçimlerinden sonra ortaya çıkan henüz tablo çıkmasa da net tablo ortaya çıkmasa da cumhuriyetçilerden beklediği patlamayı yapamaması da kesinleşmiş oldu. Bir diğer tarafta ise Fed üyelerinden ve bölgesel başkanlarından gelen açıklamalar devam ediyor. Barkin tarafından yapılan açıklamada ise Fed enflasyonu düşürmek için gerekeni yapacak dedi. Özellikle Richmond Fed Başkanı Barkin tarafından Fed'in enflasyonu %2 hedefine düşürmek için ne gerekiyorsa yapacağını söylerken işlerin kendi akışında düzelmesine beklemeyeceğini de söylemiş oldu. Evet, bu başlıklarla şekillenen bir piyasa fiyatlaması peki para piyasalarında ve hisse senetlerinde şu andan itibariyle canlı fiyatlamalar neyi işaret ediyor? Para piyasaları müdürümüz Serdar Pazı ile birlikte kaldığımız yerden devam ediyoruz. Geleceğin yatırımlarına yön veren Akbank Yatırım Hizmetleri sunar. Evet, Serdar Pazı ile birlikte kaldığımız yerden devam ediyoruz. Serdar, günaydın. Günaydın. Hoş geldin. ABD'den gelecek olan enflasyon verisi önem evet. arz ediyor. Bir diğer tarafta ise sen de dünden beri aslında yorumlamaya da devam ediyorsun. Kripto varlıklardaki oynaklıklar ise senedine de yansıdı. Evet. İstersen PC ile başlayalım. Ne dersin bize? İşte bakıldığında yani Amerika'daki dün sert kayıplar, hani bir önceki gün volatilite alışıldığa geldikten, yani önemli bir veri çünkü enflasyon verisi. Hı hı. Enflasyon verisi piyasaları değiştirebilir ve hani piyasa sanki çok da bu veri önemli değilmiş ya da buradan kötü bir sürpriz gelme ihtimali yokmuş gibi çok sakin duruyor. Bu fırtına önce sessizlik olabilir şeklinde yorumda bulmuştuk. Tabii bu kripto varlıklardaki yaşanan çalkantıyla yaşanan S&P'deki %2'lik kayıplar hani sanki belki bir miktar piyasanın olası enflasyon verisi sonrası verebileceği tepkiyi de sınırlamış olabilir. Tabii burada net konuşmak zor çünkü işte Bitcoin'de mesela %5-6 salınımlar çok ciddi yaşanıyor. Yani kripto varlıkların tabii riskli bir sermaye piyasası aracı olarak şu an hani hüküm sürdüğünü görüyoruz. Hani esas ortaya çıkış amacı olan hani yeni bir değiş tokuşta kullanılması, yani paranın yerini almak isteyen, yani kağıt paranın yerini almak isteyen o değer koruma ve hani değiş alışverişte kullanılması noktasındaki bu volatilitedeki artış tabii oradan ciddi anlamda bir bakıldığı zaman prestij kaybına neden oluyor. Hı hı. Ama geçmişte de bakıldığı zaman bugüne kadar gelirken çok böyle salınımları görüp ondan sonra daha yukarılara da gittiğini görüyoruz. O yüzden hani bu kısa vadeli çalkantının etkileri enflasyon verisi öncesinde önemli. Avrupa'da da benzer şekilde, sabah itibariyle Asya açılışında da benzer bir nokta var. Amerikan vadelilerde çok sınırlı bir toparlanma var. Yani %2 kayıpların ardından binde 1, binde 2 yani yükselişin çok bir ehemmiyeti yok açıkçası. Enflasyon verisinde de özellikle çekirdek enflasyon, yani gıda ve enerjiyi hariç tuttuğumuzda hizmet tarafı, yani ana trend bizi nereye gösteriyor ona bakıyor olacağız. Hı hı. Orada anlamlı bir geri çekilme olmazsa, hatta rakam aynı kalırsa belki de bu satış baskısının daha da ilerlediğini görüyor olabiliriz. Bu manada önemli. Borsa İstanbul'da zaten yabancı yatırımcının çok dahilinin olmadığı, içeride yerli yatırımcının alternatifsizliği kaynaklı hı hı. hareketler var. Ama orada da hani yorulma belirtileri, hani endeksin yeni zirve göremediği noktada evet. işte 5 günlük, 10 günlük ortalamalarına doğru kısa vadeli yükseliş trendi dahilinde. Geri çekilmenin de ihtimalinin arttığı noktalardayız. İşte 4250
takip eden izleyenler adına yani kısa vadeli destek olarak belirtiliyor analistler nezdinde. Döviz piyasaları onun dışında çok önemli bir hareket yok. Güvenli liman arayışıyla Amerikan 10 yıllıklara bir miktar yönelim. Oraya 4.07'ye doğru bir iniş yaşandığını görüyoruz. Dolar endeksinin yeniden 110'un üzerine atması yani o desteğin öneminden birkaç grafikte bahsetmiştik atacak olursam. Canlı fiyatlarda benim dikkatimi çekenler bunlar. Zaten grafik çalışması olarak da Bitcoin ile S&P 500 yani S&P 500'ü tüm dünyada Amerika'daki endeksin genele bir sirayet etmesi. Yani S&P 500'den çok farklı bir yere dünya gitmiyor zaten. Yani dünya endeksinin üzerinde ağırlığı çok fazla. İşte burada grafikte bakıldığı üzere beyaz ile Bitcoin'i, mavi ile de S&P 500'ü görüyoruz. Şimdi yılbaşında 50 binli seviyelerdeydi Bitcoin ve S&P 500'de tarihi zirveler 4800'lerdi. Şimdi tabii 4800'den o 3600'lere, 3500'lere en fazla gerildi. Şu anda 3700'lerdeyiz. Yani buradaki kayıp %30'lar nispetinde oradan bakacak olursak. Bitcoin'de ise hani 50 binlerden 15-16 bine dersek 3'te 1'ine neredeyse geldi. Yani bu iki grafik birbirine çok benzer gibi gözükebilir ama yüzdesel hareketler birbirinden farklı. Onu bize getirmek istedim. Bitcoin'in son yaptığı hareket yani işte şu hatırlanacağı üzere neredeyse 4-5 aydır aşağıda 17 binler 18 binler yani oraya geldi gelmedi. Yukarıda 21 bin 22 bini geçiyor mu geçemiyor mu yeni trend başlıyor mu? Bu sıkışmayı aşağı yönde kırma eğilimini şu an itibariyle. Tabii günlük haftalık kapanış esas belirleyici olacak ama şimdi grafikte görüldüğü üzere hani birinin hareketini diğeri takip etmiş. Bu salınım sermaye piyasalarında S&P 500'ü de böyle aşağı doğru çeker mi? Yoksa işte enflasyon verisi sonrası biraz daha yara sarma pansuman işlemi başlar mı? Bunu takip ediyor olacağız ama tabii FTX noktasındaki hani işte kaç milyar dolar işlemine devam adına ne kadar ihtiyacı var? Hani onları görebilmemiz adına yeni haber akışına ihtiyacımız var. Yani şu andan bir yorum yapmak yanıltıcı olabilir ama yüksek volatilite diğer sermaye piyasası araçlarına da yansımayı sürdürecek gibi gözüküyor. Yakından takip ediyor olacağız. Özellikle kripto varlıklarda önem arz ediyor dedi. Bununla birlikte bir diğer tarafta ise çekirdek enflasyon tarafını yakından takip edeceğiz dedi. Para piyasaları müdürümüz Serdar Pazı. Devam ediyoruz. Geleceğin yatırımlarına yön veren Akbank Yatırım Hizmetleri sundu. Evet, bir diğer tarafta ise özellikle kripto varlıklardaki çöküşün ABD hisselerine yansırken Asya'ya yansıdığını da takip ediyoruz ayrıntıları almak üzere. Şimdi Asya'ya gidiyoruz. Asya Pasifik'in lideri Philip Capital sunar. Dubai temsilcimiz Ersoy Kazancı bizlerle birlikte. Ersoy, hoş geldin yayınımıza. Evet, ne dersin, bizler için notlarında neler var? Pelin merhaba. Evet, Amerika eksilerle kapattı, vadeler artıda ama Asya'da eksilerde. Demin Serdar'la siz de konuşuyordunuz. Şu andaki en büyük, en önemli konulardan bir tanesi kripto paralardaki olan gelişmeler. FTX ve Binance veya diğer gelişmeler. Diğer taraftan da Amerika'da enflasyon gelecek, o piyasalara yön verir ama bunu beklerken piyasalarda negatif bir hava var. Özellikle Hong Kong %2'nin üzerinde, eksi de Asya tarafında. Hong Kong borsası zaten yukarıda veya aşağıda olduğu zaman volatilitenin çok yüksek olduğunu görüyoruz. Bu sene en çok dalgalanan borsa diyebilirim. Çin'de Covid vaka sayıları artıyor. Bu biraz endişe yaratıyor. Kısmi kapanmalar var. Sıfır Covid politikası Çin'i etkiliyor. Enflasyonda da bunu gördük. Kuzey Kore'den yine bir kısa menzilli balistik füze denemesi yapıldı. Bu piyasaları çok etkilemiyor Pelin ama son zamanlarda sayısının arttığını söylemem lazım. Gelecek hafta Endonezya'da G20 zirvesi olacak. Buna Putin katılmayacağını açıkladı. Ama genel olarak dediğim gibi Asya'da satış baskısı hakim. Bu satış baskısı petrole de yansıdı. Hem Amerika'daki stoklarda artış var. 3.9 milyon varillik artış vardı resmi stoklarda. Bir de Çin'deki Covid vakaları biraz endişe yaratıyor. Talebi düşürür anlamında. Bu arada Uluslararası Enerji Başkanı Fatih Birol'un röportajı vardı iklim zirvesinde Mısır'da. Fosil yakıtlara yatırım devam etmeli dedi. OPEC artı kararını gözden geçirmeli dedi.
Son bir notta Suudi Arabistan'dan NEOM projesi olacak biliyorsun. 500 milyar dolarlık bir proje. Buna fonlama için New York merkezi Lazard ile çalışma kararı aldı Suudi Arabistan. Pelin. Asya Pasifik'in lideri Philip Capital sundu. Evet, şimdi kısa bir araya gidiyoruz. Aranın ardından kaldığımız yerden devam edeceğiz. Evet, hisse senedi piyasalarında hareketlilik devam ediyor. Peki bugünden beklentimiz nedir? Cem Kaya bizlerle birlikte. Cem, hoş geldin yayınımıza. Evet, özellikle içeride hareketli günlerden geçerken yukarı yönlü hareketleri beraberinde getiriyordu. Sen bu hareketi nasıl yorumluyorsun? Bundan sonraki süreçte daha büyüme potansiyeli olduğunu görüyor musun? Ne dersin? Yatırımcılar nasıl bir strateji izlesinler? Günaydın Pelin, iyi yayınlar dilerim. Şimdi bu sabaha baktığımızda kripto paralardaki sert geri çekilme ve Çin'deki bu Covid önlemlerine bağlı kapamaların uzayacağı yönünde beklentiyle başlıyoruz. Yurt dışında da risk iştahı oldukça düşük. Amerikan borsaları da negatif bir kapanış gerçekleştirdi. Biz bugün nasıl başlıyoruz? Biz bir süredir yükselen trendimize çok net devam ediyoruz. Yaklaşık Ekim başından beri başlayan hareket %45'lik bir getiriye ulaştı. Bizim geçen ay paylaştığımız strateji raporumuzda bir yıllık perspektifte 4800 hedefini vermiştik BIST 100 için. İskontolarımız çok azaldı. Şimdi baktığımızda yaklaşık %10 bir iskontomuz kaldığını görüyoruz. Evet, yükselen trend içindeyiz ama biz temkinliyiz. Bu trend devam ettiği sürece kısa vadeli pozisyonlarımızı yukarı yönde taşıyacağız. Ancak temkinli duruşumuzu koruyoruz. Bugün için 4430 seviyesini takip edeceğiz direnç olarak. Bu seviyeye geçilirse sırasıyla 4500 ve 4600'e doğru hareket devam edebilir. Ancak ben mevcut indikatörlerden aldığım sinyallere bağlı, zayıflama sinyallerine bağlı bu seviyenin geçilmesinin bir miktar zor olduğunu düşünüyorum. O nedenle aşağıda 4300 ve 4250 destek seviyelerimizi takip edeceğiz ki benim beklentim bugün piyasanın bir miktar daha zayıf olacağı yönünde. Peki bunu orta vadeye yayacak olursak Cem, özellikle ise senedinde bir alternatifsizlik bu tarafı yukarı yönlü bir ivmeyle beraberinde getirmişti. Bundan sonraki süreçte sence daha yolu kaldı mı? Çünkü başka alternatif araçlardan bahsetmek mümkün müdür? Evet, aslında zaten herkesin kafasındaki soru bu. Bundan sonra bu hareket devam edecek mi? Şimdi teknik disipline bağlı kalmak çok önemli Pelin. Şimdi kısa vade yatırımcılarımıza ben 4250 seviyesini söylüyorum. 4250 üzerine kaldığımız sürece doğru sektör, doğru hisse senedi şeklinde pozisyonlarımızı koruyabiliriz. Büyük resimde ise orta vadeli senin sorduğun 4000 seviyesine kadar piyasa geri çekilse de biz orta vadeli yükselen trend içinde kalacağız. Bu da yaklaşık %10 bir geri çekilme anlamına gelir. Şimdi bizim amacımız enflasyonu yenmekse evet, doğru taraftayız. Alternatifsizlik devam ediyor. Ama bu piyasa her zaman bu şekilde yukarı doğru gitmeyecek. Muhakkak kısa vadeli düzeltmeler yaşayacak. Böyle zamanlarda riski minimuma çekmek doğru. O yüzden ben yatırımcılarımıza 4250'nin altına geldiğimizde risk iştahının bir miktar kısa vadede azalacağını düşünerek portföylerini çeşitlendirmelerini öneriyorum. Çünkü geçen haftadan itibaren takip ettiğimiz altın düşüş trendini bitirdi. 1680 seviyesinin geçilmesiyle altın uzun süredir devam eden düşüş trendini bitirdiğinden dolayı orada yukarı doğru kısa vadeli bir atak oldu ve 1725 seviyesini gördü. Şimdi burayı da geçerse 1800'e doğru ons altın devam edecektir. Örnek olarak ben iskontonun azaldığı BIST 100'de biraz portföyleri çeşitlendirmek adına bu tarafta hafif pozisyon alınabileceğini düşünüyorum. Birazcık defansif fonlar, içinde hisse senedi bulunduran ama defansif fonları takip edebileceklerini düşünüyorum. Ancak ne olursa olsun disiplinimize bağlı kalacağız. Ben buralarda biraz endeksin yorulduğunu düşünerek artık 4500-4600 seviyelerinin tepe noktaları oldukça yakın olduğunu düşünüyorum.
Evet, şimdi bununla birlikte tepe noktaları yakınken bir diğer tarafta ise hisselerde genele yayılan bir yükselişten bahsettiğimiz dönemlerden de geçtik. Ama hisse bazlı ayrışmalardan da geçtik. Dolayısıyla borsa yatırımcısı bugünden itibaren hangi hisseleri öncü sıraya almalı? Yani hisseleri derken evet, sektörlerden bahsediyorum bu arada, pardon. Sektör, evet, sektör. Biz şu anda defansif sektörlerde biraz daha yoğunlaşmaya çalışıyoruz endeksin bulunduğu seviyede olduğundan, kritik olduğundan. İskontosu olan senetlere bakmaları gerekiyor. Sektör olarak da birincisi perakende sektörünü ön plana çıkarıyoruz. Burası hem enflasyona karşı bizi koruyacak hem de defansif anlamda fonların da tercih ettiği perakende sektörü ön planda. Daha sonra da havacılık sektörünü ön plana çıkarıyoruz. Biliyorsunuz bir süredir ayrışmışlardı. Ancak bu ayrışmanın ben performans anlamında önümüzdeki dönemde de devam edebileceğini düşünüyorum. Daha sonra da enerji sektörlerini takip edebiliriz. Ama ilk etapta perakende sektörü bir miktar orada kalabilir ve portföyümüzü bu anlamda çeşitlendirebiliriz. Peki 3772 puandan kapatan endeksi, bankacılık endeksine bakacak olursak buradaki görüşünü de merak ediyorum. Çünkü aslında yukarı zirveleri, tarihi zirvelerdeki en büyük destek bankalardan geldiğini de takip ettik. Bundan sonraki süreçte bankalara bakış açın nedir? Şimdi bankalar biliyorsun çok sert bir momentumla hareket etmişti bir süre. Çok sert yukarı hareket, daha sonra çok sert aşağı yönlü bir hareket. Şimdi de normalleşme sürecinde. Gelen bilançolara baktığımızda kötü bilançolar yok. Her şey olumlu devam ediyor. Dördüncü çeyreğe tabii ki bakacağız. Ancak ben bankacılık sektörünün önümüzdeki dönemde yani piyasayı sürükleyecek lokomotif bir sektör olduğunu düşünmüyorum şu anda. Bilançolar çok iyi. Ancak endeks olarak baktığımızda şu anda piyasanın önüne geçecek veya piyasayı tutacak bir güçte olmadığını görüyorum. O nedenle şu anda benim için ikinci planda bir sektör, bankacılık sektörü. Çok teşekkür ediyorum. Ata Yatırım Yurt İçi Piyasalar Direktörü Cem Kaya bizlerle birlikteydi. Evet, vadeli işlem tarafına bakıyoruz. Yarım puanlık bir gerileme ile negatif bir açılışla gerçekleşti. Ayrıntıları almak üzere ise info yatırıma gidiyoruz. İsmail Güner bizlerle birlikte. İsmail, hoş geldin yayınımıza. 0.45'lik geri çekilme söz konusu, 4924 puandan işlemden geçiyor. Viyop 30 tarafındaki işlemler. Bugün beklentileri neler oluşturuyor? Evet, günaydın Pelin. Piyasalara baktığımızda bugün için öncelikli olarak yurt içi tarafında işsizlik oranları verisi açıklanacak. Öğleden sonra ise Amerika tarafında enflasyon verisi ve işsizlik başvuruları verileri ön plana çıkacak. Ama genel olarak küresel piyasalara baktığımızda gerçekten oldukça karışık bir görünümün olduğunu görüyoruz. Özellikle Amerika tarafında, borsalar tarafında aşağı yönlü trendler söz konusuyken Avrupa ve Asya tarafında son birkaç haftadır düşüş trendinde olmasına rağmen tepki yükselişlerinin ön plana çıktığını görüyoruz. Dün de Amerika tarafında S&P ve Nasdaq tarafında %2,5'a yakın düşüşler yaşanmıştı. Ama tabii piyasaların asıl gündemi bugün için Amerika'daki enflasyon verisi 16.30'da açıklanacak. Diğer bir gündemse Amerika'daki ara seçimler. Burada da biraz daha cumhuriyetçiler lehine bir sonuç gözlemlense de piyasalar şu an için bugün enflasyon verisini biraz daha ön plana çıkaracak diye düşünüyoruz. Özellikle de geçtiğimiz ay enflasyon beklentilerin üzerinde gelmişti, 8.2. Tabii Fed'in burada asıl baktığı enflasyon çekirdek enflasyon. Burada da %6.6 gelmişti. Şimdi buranın altına da 6.5 civarında bir beklenti söz konusu piyasalarda. Daha da aşağı gelmesi Fed'in önümüzdeki toplantısında biraz daha bu şahin tutumunu düşüreceği beklentileri söz konusu olabilir. Piyasalar üzerinde pozitif bir etki yaratması beklenebilir. Ama tabii burada önemli olan şu an için buradan gelecek verilerin ne yönde geri çekildiği enflasyonun. Bununla birlikte piyasalarda 10 yıllık tahvillere bakıyoruz. Burada kısmen de olsa biraz rahatlama olduğunu söyleyebiliriz. Dolar tarafında da, dolar endeksinde de şu an için yatay bir görünüm söz konusu. Bizim kendi piyasalarımıza baktığımızda ise
Aslında burada biz günlerdir de söylüyoruz, bizim piyasalarımız pozitif yönde ayrışmaya devam ediyor. Bunun sebeplerine baktığımızda daha çok bilanço sezonunda olmuş olmamızın etkisiyle Borsa İstanbul tarafında yukarı yönlü yükselişler ön plandaydı. Tabii burada bilanço demişken de dün akşam 9 aylık finansalların konsolide bilançoların son gönderim tarihiydi. Bugün de daha doğrusu dün akşam da birçok bilanço geldi. Beklentilerin üzerinde olan çok fazla şirket var. Doğuş Oto gibi, Pegasus gibi, diğer taraftan Şok Market gibi birçok şirketin bilançoları beklentilerden üstünde geldi. Bugün için biraz daha vadeliler tarafına baktığımızda yatay, hafif aşağı yönlü bir seyirin olduğunu görüyoruz. Büyük bir ihtimalle bundan sonra bilançoların evet. da tamamlanmış olmasıyla birlikte piyasalarda yatay ve hisse bazlı hareketlerin ön plana çıkması beklenebilir. Bugün 4400 seviyesini direnç olarak takip edeceğiz. 4300 ise destek olacak. 4300'ün altına geri çekilmelerde ise burada 4200 seviyesi yani 9 günlük ortalama bizim için oldukça kuvvetli evet. bir destek. Çünkü buranın altına gelmemiz düzeltme eğilimini teyit etmiş olacak. Çok teşekkür ediyorum İsmail aktardıkların için. İnfo yatırıma iyi seanslar diliyorum. Diyelim ve programı noktalayalım. 10-15'te görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.